10'dan 11'e geçerken ne yapacaksın Tomuş Orhan? Yan gelip yatacağım hocam. Hayır öyle değil. Yapman gereken şey bak. İlk başta eğitim hayatımızı bir ön plana koyarsak. Lise hayatımızdan sonra üniversite hayatımız geliyor. Ve bu geçişte çok önemli bir sınava gireceğiz. O da YKS sınavı. Yani TYT ve AYT'nin birlikte olduğu büyük bir sınava gireceğiz. Peki bunun için ne yapmamız gerekiyor? Temeli çok sağlam. Yani yükselirken 9, 10, 11, 12 yükselirken çok sağlam temeller üzerine gitmemiz gerekiyor. İşte 10'dan 11'e geçerken de en önemli derslerden bir tanesi matematik. Aslında. Ve biz de matematik üzerinde 10'dan 11'e geçerken konu tekrarlarımızı yapıp yeni konuları önceden çalışıp ve birikimli kazanımlar yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın sarmal kazanım sistemine uygun bir şekilde her sene gösterilen mesela 7'de gördüğümüz konu 8'de, 8'de 9'da, 9'da 10'da, 10'da 11'e tekrar aynı konunun benzer veya birazcık daha eklenmiş versiyonları görüyoruz. İşte bunlara uygun bir şekilde çalışma yapmamız gerekiyor. Biliyorsun Tonguç bir pasta düşün tamam mı? Şöyle bir pastayı Tonguç öğrenmeyeyim. Sen eğer dilim dilim yersen zevk alarak yersin değil mi evladım? Ama bir anda yemeye çalışırsan İşte yiyemeyeceğini anlayıp ondan sonra bırakır gidersin. Aynı onun gibi. Aslında üniversite sınavı da böyle. Yavaş yavaş ilerlemek gerekiyor. Yavaş yavaş ilerlemezsen Tonguç evladım benim her sene doğru düzgün belli bir çalışma temposunu tutturmazsan son sınıfa gelince diyeceksin ki eyvah ben bunu yapamayacağım artık. Neyse artık işte bilmem yüksek okul olsun. Ben üniversiteye gidemeyim. 4 senelik kazanmam 2 senelik olsun diye hayallerini değiştirmek zorunda kalabilirsin. Yaz tatilinde yapman gereken şey eski konuları tekrar etmek ve matematik canlı kalması. Gerçekten de matematiğin Milli Eğitim Bakanlığı'nın da çok önem veriyor. Aynı zamanda YKS sınavında da en belirleyici dersin matematik olduğu herkes zaten söylüyor ve görülüyordu. O yüzden matematiğin canlı kalması gerekiyor ve yeni konulara hazırlanmamız gerekiyor. Peki nasıl yapacağız? Gerçekten hava güzel, işte dinlenmek zorunda. Ya çalışmak istemiyorum hocam. Gerçekten yoruldum. Mecbur ya. Değiliz buna kesinlikle ama birazcık azıcık da olsa mutlaka bir şeyler yapmam, bir işin için ucundan tutmamız gerekiyor derler ya annelerimiz, babalarımız. İşte azıcık da olsa mutlaka çalışmamız gerekiyor. Dinlenip gezmek ön planda. İlk başta ilk yapacağımız iş dinlenip gezmek. Yani tatil adı üstünde. Ama onun yanında da birazcık da olsa ön hazırlık yapıp belli derslere özellikle matematik üzerinde çok odaklanman gerekecek Tonguç'um. Ondan 11'e kampımız Tonguç 11. sınıf kanalına açılışa özel bir şekilde yapacağımız mükemmel bir kamp olacak. 11. sınıf kanalına hemen abone ol Tonguç Evlen Bey. 11. sınıf kanalına linki zaten yukarıda. 11. sınıf kanalına abone olduktan sonra 10. sınıf kanalındaysan eğer ki aboneysen bizim kanalımıza onu da bırakma. Çünkü 10. sınıf kanalından faydalandın mı geçen sene Tonguç Orhan Bey? Faydalandım hocam. Faydalandıysan eğer Tonguç Akademi'ye desteğe devam etmek için aboneliğini bitirme. Ben sadece... eski tayfayım hocam zaten. Aynen. Ben Teok tayfasıyım. Aynen. Teok'cum tayfası. Aboneliğini bitirme. Aboneliği bitirmeyip bildirimleri kapatabilirsin ama 11. sınıf kanalına hemen abone ol. 10. sınıf kanalında da kalabilirsin. Kalırsam çok memnun oluruz. Çok mutlu oluruz. Desteğe devam etmiş olursun. Biz de videoları daha şevkli hazırlarız. Yaz kampında neler var dersek matematik var Tonguç öğrencim. 11. sınıfta neler göreceğimizin konu analizini yapacağız. Konu girişlerini yapacağız. 11. sınıfta YouTube kanalında yayınlayacağız bu kampımızı. Ve Instagram ve toplulukta da kamp programında çok yakında yayınlayacağız Tonguç. Aynı zamanda sadece 10'dan 11'e geçerken matematiğe özel bir hazırlık kitabı çıkardık. Burada 9 ve 10. sınıfın konularını tekrar ediyoruz bu kitabın içinde. Ve aynı zamanda Tonguç evladım benim 11. sınıfın konuları da hazırlık YouTube kampıyla paralel giden kare kodları olan mükemmel bir kitap hazırlık senin için. Bu hazırlık kitabıyla da tüm konuların tamamı çözümü tabii. Bütün soruların çözümlerini video çözümleriyle ulaşabilirsin hiç merak etme. Dolayısıyla 10. sınıf tekrarlarını 11. sınıfa girişi bu kitapla çok rahat bir şekilde yaz programında yapabilirsin Tonguç'um. Şimdi 11. sınıfa hoş geldin videomuza gidebilirsin. Hoş bulduk. İyi butonundan gidebilirsin ve 11. sınıfta hangi konuları, hangi derslerden hangi konuları, tüm dersleri yapacağız tabii ki. Fizik, kimya, biyoloji, matematik, Türkçe. Hangi konuları göreceğimizi böyle liste halinde konu listesini göstereceğim sana. Şimdiden bir fikrin olsun diye 11. sınıfla alakalı. Şimdi ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yolla. Hadi bakalım.